Ah, Onu şeytin oynamam dediğin. abi. Sağ ol. Dünyanın en güzel oyunuydu. Yok abi, sağ ol. Business'tır. Yok abi. Business Tour Codenames. oynarım. Rap Game. Tamam, Business Tour. Transformice. Mami ile biz kimse yenemez oyunda. Sharelink. Biz bu oyunu kararlaştırana kadar arka planda attım VIP'ye. Gelin hemen atalım 2-3'el. O ne Çağır lan? abi, göstermezsen linki. Ha, Go Guessr. Bir atalım. Bir Elden atalım Ring ya. oyunu 6 ay abonelik trink. Tiko nakit mi? Yok canım, şaka yapıyorsun abi, şimdi bir yayın açtım da. Şaka. Güncellemeleri kapatacağız mı? Güncellemeleri yapayım da ne olur ne olmaz. Sağdan geldi bana ama şu an sağdan. Buradan geldi bir dakika. Harbi mi lan? Sağdan sağdan mı geliyorlar? Yok, bakacağım, bir 10 dakika bakacağım. Eğer ortam varsa yarın gece yapacağım. Yayını kapatacaktım, kapatmadan bir bakayım dedim. Ya iğrenç yazmış birisi. Onur Cross. Ya Onur Cross ne iğrenç. Abi Codenames özlendi. Codenames. Özlendi. Ya iğrenç. Of. Ay ay. Abi manitamın seni aşılıyorum. Artık geceleri beraber seni izliyoruz. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Aseliot V2 13. ayın kutlu olsun. Sevgiler, selamlar. Bakalım hala potansiyel var mı? Abi karamana vursana bir tane. Kapatacağım Merve. Ya Ghost var, emülatörüz aynı zamanda. Her türlü her şey var abi bizde de ya. Slyberg hangi fotoğrafı koymuş? Bu ne amına Ne? koyayım? Koptum amına koyayım ya. Bakın nasıl yorumlayacaklar bu tipi. Koptum ya. Şu ekrana verdiğin kat şeyi kapatıyordun. Onu koysana mamiş. Papiş o. Adam hala meze yapıyor. Ben yapmıyorum bak. Kıyafetin güzelmiş bu arada. Hayırlı olsun. Sağ ol canım benim. Taş devre sağ ol. Bir dakika, ghost chain'i koyuyorum. Koy abi. Slyberg'in kullanıcı adı neydi lan? Chat'teki. He? Geek seven miydi? Hatırlamıyorum. Galiba yok. Bilmiyorum, vallahi unuttum. Geek seven değil miydi bu hesap? Kimin? Geek seven. Galiba onun Ben de da. tam emin değilim de. Tamam, keyifli severmiş. Aziz de keyifli severdi ya. Sanki kaymış gibi Mami. Lobiler gözüküyor gibi. Bu PUBG'de haftada bir chain'i değiştiriyor. Ben ne yapayım? Harbiden üyeyi değiştiriyorlar sürekli ya. Bakayım, bir anlayacağım şimdi. Mami, İngilizce terim nasıldı bu arada? Üyey. Aa, Ah. Alo. Mert. Bebeğim, ne haber? Selamun aleyküm. Selamun Ne aleyküm. bakayım adamım. Atmasanız lan beni hemen. Bir Beni neden atıyorsunuz? Selamun aleyküm. Sesim geliyor mu? geliyor aynı şey. Sesim geliyor mu gelmiyor mu? Geliyor. Cevap niye vermiyorsunuz sesim geliyorsa?
Ne bileyim ben işte. Efendim canım? Yok bir şey abi. Ha. Oynayacak mısın abi? Oynamayacağım kardeşim. Yaramıyorum. Siktir abine küfür ediyorum şerefsiz. Bunlar hep sen bu hale getirdin ha bro. Niye? Ne yaptın? Senin nobin neydi bu çocuk? Küfürü nereden duydu öğrendi amına koyayım? Ne bileyim ama gelen giden birbirine küfür ediyor. Biraz terbiyeli oynayın şu oyunu lütfen rica edeceğim. Tamam adam, mı abisi? Sen neredesin ya? Efendim? Neredesin sen? Ankaralıyım. Sesin çok şey geliyor ya. Ne geliyor ya? Dur bir tane gacı var. Bekle bekle bekle. Tam senlik dur. Tamam canım. Hafife. Ne oldu Yeliz? Aldım seni takıma. Ne yapıyorsun? Yeliz hoş geldin. Bir şey yapmıyoruz. Hoş bulduk. Ne haber? Beni hatırlamadın tabii. Muhtemelen. Senden ne haber? İyidir. Tanıdın mı yoksa? Tanıdım. Nereden? Nereden tanıyorsun? Oyundan. Geçen hafta oynamıştık Eliz'le de belki hatırlar mı hatırlamaz mı diye. Bir dakika sen de mi? Yok. Seni ben... Alakam yok seninle. Niye tanıdım dedin o zaman Yeliz? Ben şeyi konuşuyor zannettim. Şimdi Gupse bana istek atmıştı. Onu tanıdım dedim. Annenler mi uyuyor evde? Bir dakika hemen mı? Geliyorum. Hemen geliyorum. Hemen tamam, kapıyı geliyorum. Kapat. Hemen geliyorum. Dayı bu kızı geri al ha. Çok hemen... orasıdır ya. Bari. Şunu şey yapsana kanka bir tane daha var onu da sikeceğim. Çünkü geridekisini birden sikeceğim. Nasıl yani? Sen nerelisin? Şu profil mi Allah aşkına? Nasıl yani nerelisin ya? Dönüp dönüp muhabbeti aynı yere getiriyorsun onu. Yok ondan değil. Ses tonu çok iyi. Çok net geliyor. Keçi öğren. Tamam mı? Ama profiline bakıyorum. Profiline bakıyorum. Hiç alakan yok. Ne alakası var abi? Profil koyuyorum. Tamam da tipim öyle olabilir. Yok tipinde bir şey yok. Bozunda bir şey var. Tipimi mi beğenmedin mi? O tipe bu ses olmaz mı? Yok anlasın ya. Biraz daha böyle ciddi bir fotoğrafın olabilir. Takım elbise mi giyeyim buraya gelirken amına kodum yerine? Oyun oynamaya geliyorum kardeşim ya. Yatarak oynadığım için o yatarkenki fotoğrafımı koydum ya. Adam silah. Sen oturarak mı oynama oyunu bro? Öyle dur abi. Dur ekleyeyim sana bir tane araba da atayım. Hangi marka araba? Taurus bizde. Allah Taurus. Sen şimdi nerelisin ya? Bana bunu bir söylesene. Nerelisin? Aslen mi soruyorsun yoksa? Aslen nerelisin? Zorlu bu saat. Aslen Diyarbakır'dayız. Nüfusta ne gözüküyor ki? Efendim? Yani şu an neredesin? Şu an İzmit'teyim. Vay ben de İzmit'teyim. İzmit neresiniz? Hangisi İzmit'te? Kim o? Yanlış kişiye attık. İnşallah gelir. Ben de İkisini Yeliz'i getireyim sana. Ha Yeliz'i getir Yeliz'i. Yelo? Sabriye benim ha. Karışma yenge. Tamam. Bir dakika deneyeceğim hemen. Sabriye yenge hoş geldin. Yengem hoş geldin. Aa sizin sesiniz gelmiyor bana. Ah. Benim geliyor mu acaba? Geliyor. Nasıl gelmez ya Bork? Amına koyayım nereye gitti lan gittiği gibi biri geldi. Bayrağımı tutmuş. Sabriye. Kız Sabriye sesin ya, gelmiyor. Sesiniz gelmiyor ama. Benim de gelmiyor gerçi. Sabriye geliyor mu sesimiz? Seninki geliyor geliyor. Sesim geliyor mu? Yeliz'cim geliyor senin sesin. Ama o kadar güzel geliyor ki. Sabriye kim? Sabriye kim Sabriye? Sabriye Gupse'nin sevgilisi nişanlanmışlar yeni nişanlısı.
Yeliz. Bunu... Anladım. Ne oldu? Sersiyop yazıyor. Bir dakika bir dakika. Neyi anladın Yeliz şimdi? Siz nişanlısıymış. Onu anladım. Senin yaşın kaç Yeliz'cim? 20. Çok güzel. Hangi okuyor musun sen? Ne yapıyorsun? Okumuyorum. Ne okumuyor? Okumuyor musun? Evet okumuyorum. Ne yapıyorsun peki? Kızım geliyor mu? Geliyor Sabriye. Bizimki geliyor mu? Sokacağım bunu mikrofonuna. Oyunu kapat. Şu kıza bir mikrofon al abi ya. Ya alacağım. iPhone ve privacy var bende. Ona göndereyim diyorum. Kabul etmiyor. Ne var sende iPhone? Hediye. AirPros var ya. AirPros bir şey söyleyeceğim sana Gupse. Ha. Kulak içi kulaklık var ya onlarda. Gupse beni duyuyor mu? Duyuyorum Yeliz Hanım. Sen bana özelden niye öyle şeyler yazdın? Aha. Sesin geliyor mu? Sabriye sesiniz şu an geliyor. Bizim sesimiz önemli olan. Geliyor mu sesimiz bence Sabriye? Bence sizde problem var ya. Yeliz sana ne yazdım bu özelden peki? Ben onu söylemem ama sadece ben karakterine yakıştırmadım. Birileri nişanlıysa niye öyle muhabbetlere giriyor onu anlayamadım. Yok nasıl muhabbetlere girdi ne abi onu soruyorum. Yok ben devam etsem edecek de ben devam etmedim. Salak ya bırak onu. Abi niye attık kızı abi? Alsana kızı ben toparlayacağım durumu ya sen rahat ol. Kanka bir şey yok ortada ya. Kankacım tamam bir şey yok eyvallah. Sen o kızı bir daha alsana abi ben durumu toparlayayım ya. Ya iki kere arkadaşlık isteği attım tamam mı? Dedim ki niye arkadaşlık isteği falan attım. O da işte bilmem bayrakta gördüm sizi falan. Ben dedim ha hoşlandım mı falan filan öyle muhabbetlere girdim. Bu da gelip burada söyleyecek ama. Sen hoşlandın. Sen mi dedin ben senden hoşlandım mı dedin? Yok lan o dedi. Ben olur dedi fark etmez bana. Senin profil fotoğrafına bakıyorum şu anda. Ay. Bak. Çıra çıplak fotoğraf koymuşsun Gupse. Ya abi var ya ses tonla öldüm ben şu an. Yeliz çağırdı seni hatırın ha. Tamam seni çok güzel salak. Yeliz'cim. Efendim. Sen şimdi bu Gupse'yi siktir et. Tamam mı? Tamam. Gel biz seninle olmazsa biz en kötü ben evleneyim seninle. Ben evlenmek istiyor muyum sence? Onu bir sorsana. İstiyor musun evlenmek? Ha. Burada ne oluyor acaba? Sabriye hoş geldin. Normal şartlarda bir dakika. Hoş bulduk da siz konuşun ben size hayal edeyim. Şunu atayım kankaya gideceksen yanına git. Uğraştırma bu salak. Baba. Hiçbir şey olmaz. Sen çeksen onu. Ben Sabriye'ye anlatacağım durumu. Sen çek abi. Bu sorunu bugün tamam çözmezsen abi. Bu sorun hep seninle ömür boyu gelir. Yeliz. Şimdi bak ben doğruları söylüyorum ya beni takımdan atıyor. Hayır. Sen şimdi bana yazdın. Doğru, ben de sana yazdım. Bir dakika bir dakika. Gupse toparlıyorum. Gupse'cim toparlıyorum. Sen rahat ol. Sabriye zaten sesi ayarlıyor. Bizi anlamaz şu anda. Yeliz'cim ben sana yazdım sen bana yazdın. O anlık böyle bir yükselmeler yaşandı. Bitti gitti aramızda. Şimdi beraber bir lobi kurduk. Şimdi sen, ben, Sabriye ve Gupse hep beraber döplü bu gece klaba gidelim mi? Soru bu. Bir dakika. Bana Berk konuşuyor benimle değil mi? Evet. Dur ben. Ben seninle muhatap bile olmadım ki. Sen Yeliz sen bana yazdın ya. Kaç boyun kaç, ayak numaran kaç falan diye. İşte buradan açığa vuruyorsun. Ben kimseye kalkıp ayak boyu, ayak numarasını hayatta sormam. Asla. Kendini böyle açığa verme. Tamam. Sabriye hoş geldin. Geliyor mu sesimiz artık? Hoş bulduk. Siz takılın ya. Şunu bir ayarlayayım. Ben sesimiz geliyor da kulaklıkta gelmiyor. Onu ayarlamaya çalışıyorum. Sana bu çocuk AirPods gönderiyor mu? AirPods. Bu çocuğun sana gönderdi. Bu Gupse sana AirPods gönderecekmiş. Allah Allah. Kabul etmiyor falan dedi.
Evet. Sen bugün çok mu içtin? Bir şey diyebilir miyim? Ben bir şey söyleyeyim. Benim elimde fazla bir tane. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi o bir dinle beni. Belki. Senin o daha geçtiğiniz sümüklü kızlara benzemem ben. Sen bir kendine gel. Böyle milletle daşak geçmeyi bırak. Yani daşak geçeyim derken biz seninle çok güzel daşak geçer. Sonra Sabriye, kadra baktım kardeşim. Tamam mı? Sakin ol. Kupsa sen de bir sus ya. Sabriye abla yanlış anladın. Bir dakika. Bu lafları bana mı söylüyorsun? Evet sana diyor da yani bence kavga etmiyor. Söylemiyorum demin hani iyi de bir şey dur canım. Yeliz'e de bu kadar ağır konuşma ama. Yeliz dinle bakayım. Bir dakika bir şey diyebilir miyim? Önce Yeliz konuşsun. Senin hakkında hani şu şekilde bir cümle duydum hani çağırsan. Abi sen bak ya, sikeceğim belanı abi. Ya her konuşan atıyorsun abi alsana şu kız bir anlatsın kendisini. Lütfen abi toparlayacağım sana. Sarada bir sürü güzel kız var. Babacım güzel kız olması lazım değil bak. Sen bir al toparlasın. Sen bana bir kardeşine bir güven ya. Ben burayı toparlayacağım diyorum sana ya. Al abi anlatsın. Ortalığı karıştıran sensin. Niye ne toparlıyorsun? Ortalığı karıştıran sensin. Asıl sensin ortalığı karıştıran. Ben ne? Evet ortalığı karıştıran sensin. Evli barklı adamlarla konuşuyorsun. İlk önce susup dinlemeyi öğreneceksin. İlk önce sen bir. Benim bir kere sevgilim olacak insanla bir iki üç özellik istiyorum ben. Bir. Sabriye Hanım az önce bir büyük yanlış çocuğum, anlaşılma oldu. Ben normal daha antrenörüm. Çocuğum istek atma. Belki sen bir sus ya. Ne patatesli insansın ya. Sen takıma geldin ya. Sen takıma geldin ben dedim ki bu Sabriye'yi kim dedim. O da dedi ki nişanlısı. Ben de iyi tamam dedim. Ondan sonra. Senin hakkında hiçbir şey söylemedim mi? Bunun dışında. Ama şöyle söyleyeyim. Ya söylesen de bir önüm yok. Yok yok şey dedi. Bu muymuş nişanlısı dedi. Bu muymuş nişanlısı gibi bir cümle kullandı orada. Belki boş yapma ya. Sen bir sus. Hayır neyini beğenemedin Sabriye ablamın? Ay ne kadar boş boğazsın Berk ya. Pardon abla. Olabilir insan göz zevki beğenmeyebilir. Biri beni beğensin diye beklemiyorum zaten. Ya dedi ki estetik falan yaptırsa toparlar dedi de ben sen yoktun ya top. Senin savunmanı yaptım. Pişman olmak üzereyim ama. Dedim ki insanlara... Ne kadar boş insanlarsınız ya. İnsanlara dedim dış görünüşlerini dedim yargılama. Değmez. Kanka değmez. Ben sana efendi kızlar getireyim. Senin muhabbetini sardıracak kızlar. Bunlar riskli bunlar. Baba sen bunları bir alsana. Ben bunlarla bir netleyelim olayı. Tamam mı? Ondan sonra yeni yelkenler açalım seninle bak. Seninle bütün gece buradayız. Yeliz'cim. Bundan sonra diğerini de al. Söz hakkıyla konuşulacak. Yeliz sen bir susuyorsun. Öbürünü de al abi. Zaten senden bize sıra geçmek sürekli olarak tır 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 tır. Bak şaka manyağına bak. Bak şakacı bak. Nasıl konuşuyor? Bir pıtır pıtır konuşuyor. Diğer kızı da al bakalım sen mi? Bilmiyorum galiba. Bilmiyorum ama. Abi diyeyim. Ya da gelmiyor. Abi deme. Bak atarım suratına sigarayı. Tamam. Belki. Kızım ben 23 yaşındayım. Sen ne anlatıyorsun? Ben 20 yaşındayım. 3 yaşlar ne abisi? Tamam ben de 20. Tamam. Ben de 23 yaşındayım. Belki şimdi. Benim onu sorma nedenim ne biliyor musun? Ayrıca ben doğruları konuştuğum için Gupse beni atıyor. Doğru bir sana mı kalmış olarak? Benim onu sorma nedeni. Orza kalkıcıları. Ben Gupse'yi tekrar ekledim. Sebebi de şu. Beni tanıdın mı diye mesaj attı bana direkt. Bir dakika. Gupse sana. Bir dakika. Aa Yeliz. Yeliz. Bir dakika Gupse. Yeliz. Sana bu Gupse beni tanıdın mı diye mesaj mı attı sana sonrasında? Dinlemeyi bilmiyorsunuz. Hayır anladım. Soruyu soruyorum. Sana mesaj mı attı? O istek attı. O istek atmış. Ben beni tanıdın mı diye yazmış. Ha Yeliz yazmış sana bunu. Hayır. Olayı dinlemiyorsun. O yüzden bilmiyorsun. Sen eklemedin mi kızım? Gupse bana mesaj istek atmış. Ben de bunu ekledim. Sonra evet. Güzellik diye mesaj atmış. Ben de dönüş yaptım. Bir dakika. Aralarda tamam, nefes alırsan. Yeliz'ciğim bak bir dakika. Yeliz bak anlayamıyoruz. Niye biliyor musun? Çok hızlı konuşuyorsun. Aralarda şöyle bir nefes istiyorum sana. Merhaba dünya diye aralarda devam et. Çok hızlı konuşuyorsun. Gupse bana istek atmış. Anladım. Gupse bana istek atınca ben de bunu kabul ettim. Tamam. Allah'a uğraştım kızlara bak. Sonra ben bunu kabul ettikten sonra güzellik diye mesaj atmış. Evet. Ben de efendim yazdım. Sen de üstüne mi alındın güzellik dendiğinde? Uyuyam. Yok alınmadım ben. Ha, sana mı yazmış direkt güzelliği? Evet ondan sonra bana yazmış ki uyuyamıyorum. Ha? Yüzsüz gibi gülme. Uyuyamıyorum. Yüzsüz gibi gülme Gupse. Burada bir bok yemişsin onu toparlamaya çalışıyoruz. Yüzsüz gibi gülme Gupse. Aynı sorun bende de var dedim.
Aynı soru sende. Hangi soru? Uyuyamama problemi mi var sende de? Evet, ben de uyuyamıyorum dedim. Sonra bana dedi ki sarılalım mı? Sonra ben bunu ilerlesem sence nereye gidecek bu muhabbet? Sanal muhabbet, sarılırdınız uyurdu. Gupse öyle bir çocuk değil ki. Gupse sarılırdı. Sonra bak neden sordum onu. Onu da neden sordum onu. Onun nasıl nişanlısı mı diye. Hani nişanlısı varken nasıl böyle bir şey yapabiliyor, yazabiliyor diye sordum. Yok, anladın mı? Nişanlı. Ama şimdi bir dakika. Yeliz, yanlış anladın. Nişanlısı varsa diye de başka insanla sarılamaz mı yani? Tabii ki de sarılamaz. Niye sarılmasın abi? Sanki sarılmakta ne var ki? Sarılıp uyurdunuz kaşık pozisyonunda. Sen erkek orospusuysan benim yapabileceğim bir şey yok. Ben erkek orospusuyum bebeğim. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Şu an bir tartışma içerisindeydik de sizi tanıyalım. Kiminle? Recep. Efendim? Kiminle? Bilmiyorum, kimsin? Hayır, anlamadım. Tamam, anladım şimdi ben. Kimsin sen? Yani ismin var mı? Ha, evet, Büşra. Ha, Büşra. Ben de hani ismini sorunca kimim ben? O, bu an şu an sorgulamaya başladın zannettim. Hani bir kahramanlık mı yapmadın? Hani ailen hala o kafada mı diye korktum. Çok konuşuyorsun, görüşürüz. Büşra'ya çeksene. Bir daha buraya çek Büşra, biz onu atalım. Kendi çıkmış gibi oldu şimdi. Dur kanka, biraz sakin ol. Dur bir Özlem'i çağırayım. Özlem bunun daha güzel. Bunu boş. Sen hadi güzelliğe göre mi çağırıyorsun insanları buraya? Aman akım, ben güzellik takıntısı var kanka. Bakma o salağa, bu salak. İki kere istek attı, sildim. En son dedim gel aman abi, sikiş mi istiyorsun? Kim o? Yeliz mi? Hı. Sen de bayrak atsana Reis. Bayrak atayım. Bayrak atayım. Şey gelmiyor bu. Attım, gelirler şimdi. Sen polis polis filan mısın Reis? Böyle bir polis ses tonu var. 44-40 merkez. Dinlemedi, tamam. Yok bu abi, ne polisi bu abi? Ben baba parası yiyen. Babam benim babam spor kulübü yöneticisi. Şimdi hangi spor kulübü olduğunu kanka söyleyeyim. Kanka bak, ben psikolojim bozuldu, onunla değil. Ben de polistim ki görev yaptım, bu darbeden dolayı bize şey yaptılar. Çünkü anladım. Oradan biliyorum, ses tonum tam bir polis. Ama iyi oldu. Anladım. Sen yaş kaçtı bro? Dur. Kanka senden büyüğüm ya. Evet, yaşını doğru söylüyorsun. Kaç ki? 27 kanka. 27. Şınav çekebiliyor musun dostum? Tabii çekebiliyorum ya. Şu an sigaradan dolayı biraz çökmüşüm ama yok, sıkıntı yok. Bu fotoğraftaki sen misin? Gerçek sen misin? Şok var mı? Yok ya, benim ya, vücudum. He. Şey soracağım sana hiç. Bunun için çok çalıştım ben. Çok çalıştın hani, vücudunu o noktaya getirdin ya. Baya kaslı bir vücudun var. Hı hı. Aklıma takıldı hiç hani. Sürekli bal devam et. Hiç böyle bal döktürttün mü vücuduna? Yani ne için? Özel fantaziler için yoksa? Ha, özel fantaziler için diyorum ya. Normal. Yok yok, antibiyotik için değil. Özel fantaziler için. Kanka yalayan olmuştur ya. Niye böyle bir şey soruyorsun ki, ben anlamadım. Tatlı bir vücudun var. Yok kanka ya. Fotoğraftaki ben değilim. Yok yok, sensin bence. Yok. Sabriye Hanım geldi. Sabriye hoş geldin kız. Kızına sokayım ne? Sabriye Hanım, siz bizi yanlış ya, anladınız. Dedik ya. Şimdi sana şöyle söyleyeyim. Sen az önce yanlış anladın. Az önce burada bulunan Yeliz var ya. O gerçekten kafayı yemiş. Yalan yanlış ithamlarda bulunuyordu. Senin hakkında da konuştu. Biz de engelledik. Ama sen döndün bize kızdın. Eyvallah. Böyle
Çocuk işleri de gerçekten inanacağım falan mı sanıyorsunuz ya? Ya ne çocuk işi Abi kızım ben ya. boş yapıyorsunuz. Güzel boş yapın, Yok tamam yok mı? yok. Beydile ben seninle konuştum mu yok. Daha ses tonumu bile ilk defa duyuyorsun. Arkadaşımız enerjili bir adam. Tamam mı? Gelmiş burada muhabbetine gırgırına sizi tanımıyor. Böyle sohbet ediyor. Aynen Yani öyle. art bir niyet kötü bir söz söylemedi. Evet. Ama siz tutup hemen bir cephe aldınız sanki biri savaş açmış gibi. Ya bir savaş et, bir Yo, sakin olun. ben milletin daşak geçmesini dinlemek zorunda mıyım? Daşak geçmedi ki Yok canım, Savoş. kesinlikle estağfurullah. Saboş mamuş değil mi ya? Ne diyeyim Sen kız? zaten geç Yok. de boş boğazsın. Boş Bence boğaz çok yemek kısmında denmiyor mu enerjili bir boş boğaz? arkadaş. Boş konuşan da denir. Sabriye Hanım, Bak size bu hatamı adam sesini duydu. Dubai'den geldi adam. Dubai'den abi onu hiç Ne karıştırma. yapayım? Ya ben kafamda farklı bir düşünce vardı Sabriye ile alakalı da kendisi ister mi istemez bilmiyorum. Şimdi bende bir tane fazladan iPhone var. iPhone 11 Pro Max kutusunda ama. Götüne sokabilirsin itinayla. Onu ben diyorum ki Sabriye'ye göndereyim mi? Bana Tam gönder kanka. götüne Sabriye'ye boşver. sokabilirsin itinayla. Of. Kanka benim yapabileceğim bir şey yok bu Kanka durumda. Sabriye çok kendisiyle taşak geçildiğini falan zannediyor şu an burada. Taşaklık değil Bence çok canım. içi, Benim ben param bence var. bence Sabriye Ben zaten istediğim iPhone'u içine alırım. kafanı. Kaç Bunun param var önemine kız gerek Sabriye? yok. Kaç param var senin cebinde? Götüne sok. Kaç param Götün var? paranı. Var mı cebinde? Hadi çıkar cüzdanı. 200 liran var mı cebinde şimdi? Varsa da kendi param en azından. Ha, benim de babamın parası. Götüne sok. Sokuyorum, Hala çıkartıyorum. sanmıyor. İstediğim gibi yapıyorum babamın parasıyla. Günde babam bana Tamam 75 lira istediğim harçlık gibi. veriyor. Dolar kuruna endeksledik. Tamam bir boş yapma ya. Bir boş yapma, tamam Tamam yeter ya. sustum. Tamam sustum. Ne kadar boşsun ya. Ben de ama bu oyunda 20 vuruyorum indim mi aşağıya. Onu da söyleyeyim. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? 20 vuruyorum. Bir daha söyle. 20 tane adam öldürüyorum. Her gelişimde. İyi yapıyorsun, aferin sana. Saboş, sen okuyor musun? Ana sabah şöyle deme yani, ne kadar samimiyetsiz bir insansın. Ama samimi arkadaşız ya biz. Samimiyet kurmaya çalışıyorum seninle Sabriş. Benle mi arkadaşsın sen? Sabriye lazım. Sen benle arkadaş. Sen ve Tanıştık ya odada. Senin burcun Canım koç benim. mu? Koç burcu musun sen? Sen çok hayal kuruyorsun ya. Sen koç burcu musun Sabriyeş? Hayır. Başak Sabri mısın? kanka, Sabriye benim kafadan sakin bir. Başak burcu mu acaba? Sabriye muhabbetlerinde sağ. Bu diğer hali boş. Sat. Ha buyur, size şey sıra sende mi? Sen Bana söyle, ne diyorsun? üç tane, bana üç tane hak Yok verir tat misin? yok tatlım bir şey demiyorum. Ne diyorsun lan? Ne vereceğim? Üç kere verir misin? Üç kere soksam olur mu sana? Ben o anlamda üç hak verir misin diyecektim. Hangi konuda? Arkadaşım olma konusunda mı? Evet, arkadaşın olmak istiyorum. Üç şans ver Canım, bana. senin benim arkadaşım olabilmen için yani herhalde böyle bir gökyüzüne inek falan yağarsa olur öyle Bir şeyler. şey söyleyeceğim. Benim profil fotoğrafımı gördün mü de konuşun sen. Bir profil fotoğrafıma tıklar mısın? Bana gelip ninni okur musun? Evet, yok profil fotoğrafını görmeme gerek yok. Sen ninni okuyacağım yaşta bir çocuksun. Ben şu an bu şekilde uzandım yatıyorum. Yani sonuç. Yani diyorum ki bir ninni Sabri okuyor, yerinde okur seni musun? kanka. Enerjini sıfıra indirdim. Bir ninni okuyamaz Sandı mısın? bayağı. Diyorum yani ninni okunacak yaştasınız zaten. Uyusun da Okuyacak. Niye okumayalım? büyüsün nenni. Sabriye ile PUBG oynasın nenni. Sabiye temsilcinin onu İnşallah bekle ne olur. nenni. Sabri beni siksin nenni. Ne oluyor Ne oluyor ya? Dördüncü de geldi. Dördüncü kim? Hoş geldin dördüncü.
Yine Efendim? Ha, o da ayrı bir manyak. Bütün manyaklar toplandı. Tamam. Şimdi Sabri, sen okuyor musun, çalışıyor musun? İkisini de yapıyorum. Hangi bölüm okuyorsun? Ninni okuma bölümü. Arkadaşımız da polis, asayişte çalışıyor. Abi. Bundan polis olursa neden ben olmasın? Bütün Türkiye'ye veririm. Hep bütün her evet, Türkiye'ye veririm derken herkese mi veririm diyorsun? Aynen. Senin gibi bir gavattan. Belki'm ne oldu? Demin anırıyordun eşek gibi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aferin sen bütün Türkiye'ye vereceksen ben otururum polis akademisine hazırlanayım istiyorsan. Sen de kendini kremle. Ya senin beynin yeterse ona. Kazanırsın da. Var bende. Bende polislik var ki. Rıza baba bak dinle. Dinle bak ben nasıl polisim. Rıza baba adamlar geldi. Ahmet'i kaçırmışlar Rıza baba. Adamlar pisliğin teki çıktı. Arkadaş normal mi ya? Okey. Kemal. Çok normal bence. Hayır Rıza baba onu çok kaybedemeyiz. Rahat. Hadi operasyon düzenleyelim. 44-40 merkez Rıza baba ve ekibiyle şimdi bir dakika, dinle, pis ben, adamların yanına gidiyoruz. Adam kafayı sıyırmış bırak. Efendim. Politlik. Berk dinliyor musun? Efendim. Berk'cim sana bir şey söylüyorum. Tamam. Herhalde sesi götüne kaçtı. Ben dinliyorum. Gelmiyor mu? Tamam bak sus sen de dinle tamam mı? Gupçe şimdi senin bu arkadaşın normal mi? Normal miyim abi? Normal bence. Ya Berk sessizce dinlesene yani. Bir. Tamam dinliyorum. Berk sessizce de bir şey konuşuyoruz. Normal yalnız diyorsun yani sen bu arkadaşına. Çünkü... Evet, normal hayatta bunları konuşamadığı için, çok beyefendi takıldığı için artık zorlanıyor gelip bize sarıyor. Eyvallah abi. Ha. Yani şu an kendini normal diyorsun ama bana özelden takma onu yazıyorsun. Bu nasıl oluyor? Ne yazıyor özelden? Takma işte sen çok çok şey yapıyorsun benim. Abi. Berk alttan kızları yürütüyorsun. Berk görüyor musun ya? Ya. Sen burada şatlabanlık yapıyorsun. O da güya seni destekliyor. Özelden kızlara yazıyor. Sana yazdı mı özelden? Sen de onu güldür işte böyle maymunluk yap. Ablacığım abimiz yani yeter ki yürüsün onun işi görürsün be. Ha ben burada maymun olurum. Maymun olurum ha? Sen maymun olursun öyle mi? Ha? Gupse abim. Yes. Buradasın abi. Gupse buradasın abi. Baş tacısın. Baş tacısın abi. Sabaha kadar. Baş tacısın buradasın abim. Güzel abim benim. Bak bu herif orada çok kaşar biri. Tam sana göre. Elif Nur. Hadi bana diyor ki rap aç vereyim sana diyor hemen. Ne aç diyor? Rap aç diyor hemen sabah gelip vereyim sana. Yine anlayamadım ne aç dediğini ya. Neyse Berk'cim. Efendim Sabriçko. Bu kadar şatlabanlık yeter tamam. Sana bir Airpods gönderelim mi Airpods? Gözünü seveyim. Bana bir şey gönderme. Şu iğrenç sesimi duymak istemiyorum artık. Airpods göndereyim mi lan sana? Gufseyciğim seni de çıkaracağım yazık olacak. Hadi görüşürüz gençler. Çok da sikimde ama. Çok da benim de çok sikimde. Benimle arkadaş bile değildi. Elif Nur hoş geldin. Neyse bizim Elif Nur'umuz var. Mikrofonu açmayı bilmiyor galiba ama. Aferin kız ne güzel oynuyorsun. Hah? Çevir şimdi. Dön bakayım. Oh. Bak ne güzel duruyor. Konuşmuyor mu abi bu? Konuşuyor ya. Bu senin gibi rahat bir. Bu kız güzelmiş abi. Kanka bu şey var ya az önceki konuştuğun kız. Evet. Kafadan kontak ki onun psikolojik sorunları var. Kanka o kafayı yemiş. Doktorum.
Fokus kafayı yemiş harbiden. Ona koyayım. Oyunda ya. Ciddi bir şey istiyorum. Ya buraya gelmişiz, kafa dağıtmaya gelmişiz bro. Tamam. Yanlış mıyım? Valla en iyisini yapıyorsun bro. Valla iki oğlum, eğlenelim takılalım. Bu gelen... Ben niye attırıldım? Ne diyor lan bu? Atamıyorum. 5 kere geldim attım diyor. Kanka bayrak at, bayrak. Atayım kanka. Önce beyefendi takı kanka, direkt ben şey yapma. Saatte de kimse yok. Gelen niye selam vermiyor? Verdim ya, selamun aleyküm. Kardeşim ses değiştirip programı kapat gelsen. YouTuber geldi. At abi, YouTuber'la falan işimiz olmaz. Az önceki Elif Nur'u bir daha çeksene. Kanka mikro açmıyor ki ben. Abi sen diyeceksin ki güzelim Miki açar mısın diyeceksin. Kanka Allah bilir hangi dağda yaşıyor bu. Nereden bileyim ben? Müsait mi diye. Projava ne yapıyor burada? Bunu da at abi. Sessiz bizi dinliyor. Bir. Şu az önceki rahatsız kızı bir daha çeksene. Ben ona son bir şeyler söyleyeyim. Ondan sonra gideyim. Rahatsız kız silmiş beni galiba. Biz harbi mi diyorsun? Hayvan nasıl? Ona sen ne göndereyim demiştin? Lan ne? Efendim? Ne gönder? Ne gönderecektin yani, sen ona? Çok tepki ver. Yok ya, geçen de dedi kulaklığım yani ses gelmiyor falan, ama ciddi yollayacaktım, bende fazla var. Bende de var çünkü AirPods var da. Elif Nur hoş geldin. Elif Nur mikrofonunu açık konuşabilirsin. Helal olsun artık. Bak kapattı mikrofonunu, açık unutmuştu, kapattı şimdi. Elif açsana kız mikrofonu, bir sesini duyalım. Abi sen bir şey söyle, ben deyince açmıyor. Ya amına koydum o kızı, açsana şu mikrofonu. Adamı niye yoruyor? Öyle denir mi abi? Öyle dersen kanka, gider. Ben sana hiçbirini sikime takmıyorum. Sen de ama büyük... Gitsin kanka. Var ya bir tane... Sabit lazım mı? Ya siktir git. Kanka şimdi... Var bende gündüzleri oynadığım var ya. Tam senin kafadan. Monaco var ya. Resmen sikişiyoruz amına koyun, oynamıyoruz ki. Nasıl yani? Nasıl yani resmen? Malzeme isterken bile götünü ver ağzına al diyorsun. Ne ya, bunlarla oyun olmaz dedi. Ama sen de bu arada boş kaldığım zaman. Bu mecranın serserisi olmuşsun o zaman. Playboy'usun yani bu dünyanın o zaman sen. Yok ya, o kadar değil ama. Çalışıyorum ben. Baba burası nasıl bir ortam ya? Efendim? Eskiden var ya, bir bayrak atıyorum burası yıkılıyor adamına. Millet girmiyor artık. Şimdi artık demek ki eskiden daha böyle şeydi. İnsanlar herhalde... Kanka pandemi de var ya zaten. Hı-hı. Şimdi insanlar pandemide evdeydi ya kanka. Pandemide evdeydi insanlar. Selam. Evet dinliyorum seni. Pandemide... Dinliyor musun? Dinliyorum abi, sesin geliyor. İnsanlar pandemide evi... Şu an geliyor mu? Geliyor sesini duyabiliyorum.
Yazık takım çarptı. Çilek hadi yardım. Lan vektör reis ne kuşanmışsın amına koyayım. Bu giydiğin şeyler ne? Orus çocuğu üstüne dizdiğin şeyler abi. Oktay abi niye atıp duruyorsun ya? Ya bu ortam sana göre değil kanka yaşam. Seni bozar oğlum bu ortam. Bak biz burada sigara migara içiyoruz. Siktir git. Ben düşünmez değil girdim. Kavattan beri her girdiğim grup beni atıyor. Herkes dışlıyor. Baba burada grup yok. Hüpse be. Herkes dışlıyorsa bir bildikleri var. Bizim aynen öyle. Yapıştır. Hiç adım bile sormadınız abi. Geldim bak. Hüpse. Nasıl iletişim kurdu? İletişim kurmadan insanlar ön yargıyla yolluyorlar. Baba ön yargıyı sen mi kıracaksın şimdi amına koyayım? Gecenin saat 4.55'inde ön yargımızı mı kırmaya geldin ya? Einstein bile kıramamış amcık, sen mi kıracaksın ya? Einstein'ın bir lafı var bilir misin? Söyle abi. Atomu parçalamak ön yargıları parçalamak kadar zordur diye. Hatta belki de daha imkansızdır gibi. Öyle abi ama tamam sen bu saatte ön yargımı mı kırmaya geldin buraya? Ön yargılıyım abi. Eşofmanla gelmişsin elinde silahla. Zaten karı kız da yok. Ben gidiyorum abi. Eyvallah. Ne yapıyorsunuz iki kişi? Böyle kız da yok. Kızlar hazırlanıyor. Gelecekler birazdan ama müsaade edersen. Saçını yapmaya gitti. Tamam abi gidiyorum ya. Allah Allah. Hüpsi abi bir şey isteyebilir miyim senden? Buyur reis. Benim kuzenim var Celal. Hı hı. Ona bir selam gönderir misin ya? Kahpe Celal ama o kahpe. Ben de kahpesin amına koyayım. Atma beni. Kahpe Celal abi bir selam gönderir misin ya? Gönderir. Selam aleyküm. Hüpsi abi. Duyuyorum. Şimdi pandemi de bu yoğunluk art. Kahpe Celal'e bir selam gönder misin abi ya? Hadi merhaba. Merhaba. Çoluk çocuk bu saatte niye uyumamış ya? Merhaba abi. Abi ekran kaydı alsam Kahpe Celal'e selam atar mısın ya? Bu kıyafetlerle. Hangi kanaldasın? Hangi kanaldasın? TikTok. İyiymiş. Aydın'ı söyle, şeyi söyle. Ben ekleyeyim seni. TikTok'tan beni eklesene kanka. Benim sorun yok. TikTok. Ama bir gırgır yapamadık yani. Boş bir şey atma, rezil oluruz. Yo. Bunları atmayız da. Zaten biz ekleşelim. Olmadı senle şey yaparız. TikTok'tan şey yaparız. Sponzi kanalın adı. Dur. Ekranda kalsın. Ne yazayım? Abi Sponzi okun duyduğun gibi yaz. Beni oradan ekle abi. Mal mısın? Mal değilim. Selamünaleyküm herkese. İyi akşamlar. Lütfen beni atmayın. Bir maruzatım vardı. Buyurun efendim. Nasılsınız üç prenses? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Üç prenses derken. Sen de bir prensessin ha benim gözümde. Tamam. Sen nasılsınız? Nasılsınız oğlum çocuğu? İyiyiz abi de pozitif. Bak küfür etmedim. Pozitiflik vermeye gelmiştim size. Ben çok... Hayır. İşte ben de küfür etmiyorum. Ben de benim için üretiyorum kanka. Yanlış anlamadım. Ne olduğun için? Ben seni bir orospu çocuğu olarak gördüğüm için ölüyorum. Sen prenses olmak bu kadar mı koydu sana? Bu da farklı bir bakış açısı ama. Şimdi anlayamadım. Ya sen bana prenses gözüyle bakıyorsan ben de sana orospu çocuğu gözüyle bakıyorum. Ben de sana ananın namından bakardım ama bakmıyorum abi bak dikkat et. İşte ben de ablanın namındayım. Bakma tabii sen babanın fikrinden bak. Şimdi yani bakmaya kalksak anladın mı? Seni. Bak küfür ediyorsun ama bak. Dikkat et küfür ediyorsun. Ben küfür etmedim. Pozitiflik vermeye gelmiştim. İşte
İşte ben de pozitif bakıyorum. Ben pozitiflik vereyim mi? Atma beni Asena. Biliyorum pozitiflik vereyim mi deyip beni atacaksın. Bu kancık orospu çocuğu yüzünden. Asena deyip durma. Asena deme bak. Evini sikerim bak. Ben atmıyorum. Asena deyip durma. Ha, Mehtap mı atıyor? Senin tersini düzüne getiririm bak. Beni deli etme. Asena Hanım. Yanlış anladınız. Ben size karşı yanlış yapmak istemedim. Bu orospu çocuğu varken lobide daha fazla hani küfür kıyamet oldu ortalık. Orospu çocuğu senin ananı siksin. Orospu çocuğu yok, senin yok. Ananı siksin. Hayır. Bak bak ananı sikiyormuş. Asena, evet, Asena. Benim. Gel kızım. Gel. Sakin ol. Orospu'nun oğlu. Düzgün konuş. Anneni mi çağırıyor? Köpek olan annenin oğlu. Sikerim senin belanı ha. Ben senin belanı sikerim. Ne oldu? Zoruna mı? Asena sen. Zoruna mı gitti orospu çocuğu? Tamam. Sen bir sus lan. Öyle tamam dersin bana işte. Bana bak adam akıllı konuş. Bak oğlum ben sen bu, beni susturamazsın orospu. Bak bu amına kodumun bak ben bu amına kodumun lobisine. Bir dakika ben bu lobiye pozitiflik vermeye geldim ama şimdi her birinizi sikmeden de gitmeyeceğim anlatabiliyor muyum? Sevse değil mi? Bir sakin ol. Aynen öyle abi. Sen sus seni de ben dürtüklerim. Bir sus be. Mehtap. Bak şimdi kardeşim. Anına muradına söyledim adam bana prenses diyor. Ya ne var lan prenseslikte? O neden anlarsın? Kız elbisesi. Kız elbisesi giymişsin. Prensesler gibi dolaşıyorsun babanın evinde. Bu kız elbisesi mi? Gerizekalı fasulye beyin. Nasıl gezecekti ya? Prensesler gibiydim ben baba evinde. Özgürlüğü kendime hakaret sanır. İstersen bana ukala mukala de. Bak profiline ben gir yemin ederim ki bu deli. Profiline bak ben bu gir. Prensesi tamam, sikerim. Tamam o prenses de seni siksin Allah. Kraliçe gibi gelmiş burada Elizabeth gibi duruyor amına koyayım burada gelmiş bir daha hala prensesten dediği alınıyor. O zaman delikanlı oğlum, giyin sen, abisi. Sen lan annene mi benzettin sen? Kardeş bak biz semt çocuğuyuz ha bak ben böyle görmeyeyim mi daha seni buralarda. Lan semt çocuğu değilsin orospu çocuğusun bunu öğren. Lan senin var ya ağzının ortasına bir tane vururum tükürürüm suratına ha. Siktir lan pit. Umut. Bak sana şöyle dönen tekmeyi bir vururum var ya. Anana. Sana var ya ne yaparım biliyor musun? Amuda kalkarım. Amuda kalkarken ayaklarımı tersiyle bak, kafana. Kafana vururum seni. Manyak deli bu amına koyayım. Bak bu hareketlere bak. Bak bu kolum. Ne diyorum profilesine bak. Kudurdu hayvan herif kudurdu. Lan bir sakin dur. Oğlum sana bir şey... Tamam be Resul küfür etme düzgün konuşuyorum seninle. Tamam. Ama delikanlı gibi konuş tamam mı? Küfür edersen ama ananı sikerim. Tamam bak küfür etme orospu tamam mı? Biz de senin ananı sikeriz o zaman. Asena Hanım size ne oluyor? Diyeceğim. Sen o profilin ne lan? Senin o profilin ne? Deli hastanesine mi yatıyorsun sen? Ne var pembiş uyuyorum. Ağzının oğlum bak. Bak yorganın yatağın pembe tamam mı? Üstüne etek giymişsin. Prenses bir şey söyleyeceğim. Ki... Allah aşkına. Bak sen önce bir kılık kıyafetine bir dikkat et tamam mı? Gelmişsin burada amına koyayım. Lan gerizekalı bu erkek kostümü. Erkek kostümü falan değil abi o. Erkek kostümü falan değil. O hanımefendi kostümü. Bayan kostümü. Şimdi. Lan erkek senin üstündeki ne? Hayır senin üstündeki ne? Bana onu söyler misin? Benim üstümdeki ne abi? Benim üstümdeki ne biliyorum? Senin toplumsal zihinsel baskılı toplumda yetiştiğin için benim üstümdeki isteyen istediğini giyer abi. Cinsiyetçilik yapma burada. Ben kendime bunu yakıştırıyorsam bunu giyerim. Sen delisin. Üstümdekilerle beni niye yargılıyorsun? Niye yargılıyorsun abi beni üstüm başımla? Mehtap at bunu bu deli. Mehtap atma. Mehtap deli. Mehtap bizi ayakta siker bu deli. Bırakma deli. Başına yatacağım ben. Raporlu bu. Hepimiz deliyiz. Mehtap Hanım çok güzel bir cümle kullandı. Hepimiz deliyiz dedi ama birimiz orospu çocuğuyuz dedi. O da muhtemelen bu gerizekalı orospu çocuğu ortada sensin. Duran. O da sensin. Evet, o da sensin. Umut dur de. Amına koyayım. Umut dur de. Bir de oldu olacak altına topuklu ayakkabı giyseydin pezevenk. Böyle savaşmaya mı gidiyorsun sen bir de böyle mi atlayacaksın uçaktan? Pezevenk ne diyorsun? Anneni mi sattın? Umut sus bir ya. Ben de anneni satıyorsun. Tamam. Umut sus sen. Bak evet Asena. Ama bak kardeşim, bak sen çok saygısızca yaklaşıyorsun, o da sana saygısızca yaklaşıyor. Bak şimdi kardeşim, ben saygısızca falan yaklaşmadım. Ben buraya dedim ki, prensesler dedim. Baba niye selam prenses ve... diyorsun? Prenses mi o an adını satayım? Sen prenses misin peki? Ya la havle ve la, ben sana bir şey demedim zaten. Ama o erkek tamam mı? Erkek olduğunu o zaman göstersin. Erkek olduğuna inanmıyorum ben onu, erkekse.
Oğlum pipini tamam, mi gösteriyorsun? Aç lan pipini. Anneni getir, anneni getir, anneni getir. Lan aç lan pipini, aç pipini. Oğlum bak, benimki pipi değil lan, yarrak yarrak. Yarrak yarrak. Bak şimdi Asena, Asena beni dinliyor musun? Asena bir dakika sus. Umut sus bir, Umut. Umut sus. Tamam. Asena bak beni bir ben seni dinlerim, sen beni dinle. Tamam. Ama bak bir insana sus derken sen bir şey deme, tamam mı? Ben zaten sus diyorum. Bak ama ben seni dinlerim, sen de beni dinle. Lütfen baş tacısın. Tamam da sen ona sus deme, ona sus deme. Ya of. ona bak, onu şimdi fena sikeceğim bak, beni kurdurtma çocuğa bak. Umut, bak beni Umut'a ben kurdurtma. Tamam, hayır. Bak, hayır. Bak ananı sikerim, bana küfretme. Dur, Umut. Tamam dur, sakin ol, sikmeyin belanı. Şimdi Asena, ben seni dinlerim, sen de beni dinle. Ama... Umut, tamam hadi anlat. Tamam. Allah başıma ağrıdı. Şimdi ben bu lobiye geldim, gitme gitme Mehtap dur. Allah aşkına evet. Düşünümü çözelim. Ben bu lobiye geldim, 3 tane prensese dedim, pozitif enerji vermeye geliyorum dedim. Tamam. Bu Umut piçi. Bak küfür etme. Hayır. Bak küfür etme işte. Yok küfür etmek değil. Bak kim olduğunu belirtmek için söyledim hani. Kim burada bana küfür etti? Umut piçi küfür etti. O yüzden Umut piçi dedim. Anlaşana burada Umut küfür yok. Umut diyebilirsin bak, ya da babacığım de. Bak ya da bak babacığım de. Küfür etme babacığım de. Söyle. Bak bu Umut piçin. Bana sen burada... Umut de, tamam Umut de. O çocuğun ismi Umut çünkü. O çocuğu, bak o çocuğu diyor bak senin için Umut. O çocuğu diyor. Neyse tamam, siz madem o çocuğu tamam diyelim. Tamam ya Allah Allah. Tamam. Bu o çocuğu bana geldi küfür etti, tamam mı, lobiye girdiğimde. Halbuki ben prenses... Bak 3 tane prensese pozitif enerji vermeye gelmiştim. Ama galiba bu o çocuğuna pozitif enerji vermek yerine... Ağzına vereceğim herhalde bu çocuğun böyle giderse. Senin bakiyi damına vereceğim. Bakiyi damına. Bak pozitif enerji ama vermeye gelmiştim. Ama. Bak, bu neyim bu deli ya bu. Sen özürlüsün Allah aşkına. Sen özürlüsün. Senin ben bu bakiyinin götürsün. Senin var ya bak Umut. Umut. Senin var burada 2 tane kız var da götün çok kalkmış dostum. Seni semte alırım. Ayağımın oğlum, altına bir alırsın. Suratına götürürüm. Basarım senin ha. Sen bari Bakırköy'e. Ya siktir git Orospu'yu seni ye. Bak seni tokatlarım ha. 5 lira veririm git ana kola çekirdek al derim sana mahallede, rencide ederim seni ha. Allah'ın aşkına yapsana lütfen. Lütfen bak yapsana, en yakın markete lütfen gönderirim seni, veresiye yazdırtırım ha. Tamam bak ben de sana diyorum ki. Akıllı rencide olursun ha. Sikerim, tezgahın üstünde bak tezgahın üstünde Asena, parayı koyarım. Mü? Sana da 5 lira verir cilbun almaya gönderirim. Asena almaya gönderirim seni bak. Asena Hanım buranın yargıcısı siz olduğunuz için gördünüz mü? Bakın ben küfür etmeden laf soktum, kendisi küfür etmeden duramadı. Hayır. Siz çok kötü koşunuyorsunuz. Siz dua edin. Bu çocuk daha ileri gidip de sana devamını söylemiyor. Sen çok kötü koşunuyorsun. Allah'ım şükürler olsun. Gecenin bir vaktinde. Allah'ım amin. Bu çocuklar Asena, devam etsin. Bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? Bak bir dakika dur musun? Bir dakika sor musun? Ben bir şey söyleyeceğim. Berk bir dakika sor musun? Ben bir şey şimdi söyleyeceğim. Şimdi orospu çocukları konuşsun. Dur, ben bir şey söyleyeceğim. Bak Berk bir dakika dur. O zaman sen konuş. Ondan sonra ben konuşayım. Süreniz bitmiştir. Evet. Umut orospu çocuğunu dinledik. Konuş hadi. Konuş orospu çocuğu. Bak şimdi orospu çocuğu konuşuyor. Bak şimdi. Konuş. Ben sana bir söyleyeyim mi? Ben çocuğu konuşuyor. Evet. Ben evet, günde 20 kilo dumbbell kaldırıyorum Asena. Beni nereye sikiyor ya? Ben bunu var pataklarım ha. Beni mi? Lan beni mi? Bir şey diyeceğim. Umut sus bir bak. Umut senin belanı sikeceğim Umut. Tamam Ya kardeşim. Çık git şuradan. Asena siz Umut'la ne oluyorsunuz Asena? Bir dakika bitirme. Sevgili mi bu ikisi? Kaç kilo dumbbell kaldırıyor? Sen günde kaç kilo dumbbell kaldırıyor? Bir dakika Mehtap senle ben de sevgili olur musun? Bunlar iki kişi çok güçlü oldular aşkım. Biz birleşik olmamıza gerek yok. Biz tekken de çok güçlüyüz. Merak etme de. Bir dakika. Mehtap. Asena bir dakika dursana. Ben tek başıma bir savaşayım. Mehtap. Bir dakika. Hayır, kardeşim hayır. Benim bak. Dur bir dakika. Benle Mehtap olsun o zaman. Benle Mehtap sevgili olsun. Aşkım benle sevgili olur musun Mehtap'ım? O aşkım dediğin kişiye dikkat et, sen sikerim arkadan ha. Sana ne lan? Tik sokar bok atmışsın. Sana çok yüz vermiş abi çocuk. Sana var ya. Akıllı ol ha. Sen çıktığın yere geri sokarım. Tekrar lan ben de seni sokarım. Deli. Hastaneye geri git. Manyak. Yatağın boş kalmış. Berk bir dakika dur şimdi, ben bir şey söyleyeceğim sana. Bak insan gibi dinle. Baba bana niye özelden yazıyorsun bu kıza karışma bilmem ne diye. Abi lütfen kıza bir şey söyleme, kızın önünde beni rencide etme diye. Bunları mı anlatayım illa?
Kuş. Bunu Umut mu diyor? Aynen. Madem bu kadar delikanlısın, kızın önünde de artistik yapmayacaksın bana burada. Köle! Boğul inşallah. Geber. Asena, Asena, sen kimlere güvendin ya? Asena. Asena. Allah'ın aşkına bak, Allah'ın aşkına. Bana gelmiş diyor, kızın bana, yanında beni bozma abi diyor. Bırak diyor, iki atarımı yapayım abi diyor kızın yanında diyor. Deli o. Allah yakar bak, sus. Bak dediğine bak bak. Desin desin. Senin, onun peşinden senin o kafanın içindeki bir gram beynin üstüne sıkayım ben. Dünyayı boktan yaşa, Allah belanı versin senin. Bu nasıl bir küfür? Bu nasıl bir küfür skalası ya? Bir bela okudun, bir küfür ettin. Seni seviyende aynı o küfürler olur. Bak gerizekalı, işte bak ben sana daha küfür etmedim. Sen ona küfür diyorsun. Ben sana küfür etsem ananı buradan yere indirir kaldırır var ya, kafasını kozuyorsun. Sonra sikerim orospunun evladı seni. Gel buraya, gel. Umut, gel buraya. Gel buraya, gel buraya, gel. Baba diyeceksin bana. Baba Umut seni değil, var. Baba diyeceksin. Sikerim senin belanı ha şimdi Umut. Ha? Tokatımı yedin baba mi? Baba diyeceksin bana. Baba Umut değil bak. Seni var ya tokat baba manya diyeceksin. Yaparım ha, böyle sulu sulu ıslatırım, öyle döverim seni ha. Oğlum bak seni buraya bak. Bırakın bir aşkımı yaşatmadınız ya. Aşkım hayatım. Senin anlamını hayatı... ıslatır, terlikle vururum. Lan ben senin cici anneni sikerim şimdi ha. Pezevenk Umut dur, bir Mehtap aşk yaşayacakmış. Bir dur. Bir dakika aşkımı yaşayacağım ya. Tamam. Mehtap'ım. Tamam, kusura hadi. Bakma, bu orospu çocuğu hiç susmadı. Çok özür diliyorum onun adına. Onun annesini ben ilgileneceğim. Umut'un annesi. Umut'un annesi gelsin lütfen alkışlarla. Berk'in bacısıyla annesi üstüne koyacağım, sikeceğim. Merhaba, ben Umut'un annesiyim, evet. Kız bu deli. Kız bu deli diyor. Allah yapsın. Oğlum sen tam bir özürlüsün. Ulan seni var ya. Seni bulacağım oğlum semtte. Umut sen nerede oturuyorsun Umut? Yıkılıyorum ya. Yıkılıyorum. Ben Aydın Didim'de oturuyorum. Kanka. Nerede? Aydın mı? Didim, hayır Didim. Aa geldim, oradayım. Aa oradayım. Aa ben de Didim'deyim. Aa şimdi ne yarak yiyeceksin Umut? Sen gelmezsen senin bacım. Aa! Lan söyle lan. Hemen geleyim lan. Gelirken iki tane tablet de getireceğim. Seninle yine PUBG lobisinde kavga edeceğiz, tamam mı yan yana? Arabaya alacağım seni. PUBG lobisine sokacağım seni. Bir tane tokat atacağım yanımda. Hayır normal kavga edeceğiz. Efendim. Hasena, senin bu sevgilini ben gözünün önünde dövsem, pataklasam peki, tekme atsam. Ağlar mısın yoksa başka yeni bir sevgili mi bulursun kendine 0 kilometre? Piç misin oğlum sen? Bu kız seni bırakır abi, ben sana söyleyeyim. Sen benim dayağımı yesen öyle bırakır. Mi? Nereden biliyorsun? Ne kadar seviyorsun nereden Umut'u? Biliyorsun? Umut'u ne kadar seviyorsun? Peki ben... Oğlum sen piç misin? Bak söyleyemiyor abi. Bak bunlara da dikkat çekeyim. Umut'u sen ne kadar seviyorsun? Umut'u burada söyleyebilecek kadar bile sevemiyorsun işte. Oğlum sen kimsin? Baba, söyleyeyim mi? Umut abi, yani abi özür dilerim. Musun? Bak bu toplumun bir içinde böyle bir ortamda... Kanka. Umut sen salak mısın Umut? Niye oğlum, çocuk çok güzel bir şey söyledi. Umut sen mal mısın Umut? Dur. Bir an çocuğun tarafına geçesim geldi, amına koyayım. Umut bence sus. Bak. Ne yapayım? Bence sus. Bence susma hakkını kullan. Bak burada bile sevdiğini bile söyleyemiyorsun sen. Umut abimi ne kadar çok seviyorsun? Onu bir söyle. Az önce sikiyordun, şimdi abim mi oldu? Göt ver. Evet abi, abim oldu. Sen seviyor abi musun Umut'u? Oğlum ben abi değilim. Mal ben abin değilim, babanım baban. Ya kardeşim seni seviyor mu sevmiyor mu? Burada niye söyleyemiyor sevip sevmediğini? Peki sana bir şey söyleyeceğim. Bu seninle alakadar eder. Nikah şahidim olacak mı? Ya olurum ya. Size bir tane iPhone 13 Pro takayım da bir kendinize gelin. Ay vizyonsuz, katıksız. Allah. Bir tane şey şarkı söylesenize. Çok şükür, bin şükür seni bana verene. Mesela aç şunu ya. Ya bir dakika beni atma. Ben bir şey söyledim, birazcık eğlenek bu orospunun evladıyla. Senin ananı sikerim, anam da çok sevmişti beni. Bir şey söyleyeceğim. Niye toplum içinde Asena sen Umut'u sevdiğini söyleyemiyorsun? Seni seviyorum demek bu kadar mı zor ya? Kıyamet kopsa ben sevdiğimi sevdiğimi söylerim. Seni seviyorum Mehtap. Ben biliyorum. Hani Berk sen bana beni sevdiğini söyle bakayım. Seni çok seviyorum canım evladım. Seni yıllar önce annenle planladığımız günü hatırlıyorum. Hayır annene baba diyeceğim. Bak baba diyeceğim. Bugün ilk defa anne kivi yedi amına koyayım benim sayemde. Enerji depolayalım diye. Kadın ilk defa kivi gördü hayatımda. Eze goro babe takım ez kuzu diyottendim eyvallah. Kadın ilk defa benim sayemde kivi yedi amına koyayım. Kivi. Kivi değil orospu çocuğu. Kir hır. Yarrak orospu evladı seni ye. Ben gidiyorum.
Gitme bir dakika dur bu şarkı. Online amını hırrımı sokayım orospunu. Bu şarkı kalbimin tek sahibine gelsin. Tekme tokat beni sikeyim. Atma. Amına. Ben şimdi Mettab'a ilanı aşk etmek istiyorum. Müsaitse kendisi. Mettab senin ananı siksin. Mettab'ın anasını da siktirtme bana burada gece gece. Uy ay ne? Ne siksin? Orası bu. Ben ne yapayım? Bu gitarın yayları... Dualar eder insan. Deli kız. Mutlu bir ömür için. Oğlum sesi güzelmiş lan piçin. Sen varsan her yer huzur. Oğlum da aşırı güzel. Huzurla yanar için. Şu an sesi resmi. Çok şükür bin şükür seni bana verene. Yazmasın tek günü sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir. Medalar denizler engeller sevene. Çok şükür bin şükür seni bana verene. Yazmasın tek günü sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir. Medalar denizler engeller sevene. Umut'un annesi burada. Yalvarıyor sakson için. Duygu yoksa olmaz dedim. Umut'tan bir tane daha yapalım. Çok şükür bin şükür senin annene. Olmasa kimi sikerdim bütün gece. Umut'u da siktim, anasını da siktim. Ağlıyor, durmuyor, bana baba hiç demiyor. Bak orospu çocuğu beğendin mi? Ne güzel bir sanat eserini sana coverlattırdın, anana coverlattırdın. Ne güzel bir sanat eserini. Mehtap, Mehtap. Senin doğan aynı amına koyayım. Adam bana sövüyor dönüp diyorsun ki ne kanka. Anamıza sövüyor. Mehtap iltifat mı ediyor bize sanki amına koyayım? Anlamadım ki mesajı. Mehtap. Adam bize sövüyor. Sen diyorsun ki ne? Hiç kanka, sövmedim. Kanka, bir sus. Hiç sövmedim. Ben bu lobiye geldiğimde kimseye sövmedim baba. Pozitif enerji vermeye geldim. Ha? Bak böyle işte böyle baba. Hep şey demin baba de. Ben buraya babacım. Babacım gel. Babacım. Mehtap sana küfür ettiği için. Bak gördün mü bak. Sana işte, küfür bak, ettiği gördüm, için baba diyorsun. Bu orospu çocuğunu cezalandırıyorum. Al sana. Suratına bir tane. Asena sen bu çocuğu seviyor musun sevmiyor musun? Sen de bir öyle bir böyle hareketler yapma. Çocuğun geleceği var da. Seviyorum ne yapacağım? Seviyor musun? Seviyorum ne yapacağım? Tamam abi bende sıra. Asena bu sana yapılan bir şakaydı öncelikle. Kusura bakma. Umut abi ayarladı şakayı. Umut ayarladı. Ben de kıramadım. Seninle evlenmek istiyor Umut. Burada sana böyle bir şaka yaptık Asena'cığım çok özür diliyorum gecenizi mahvettim inşallah bir ömür boyu tek yastıkta kocarsınız bu orospu çocuğuyla bu anasını siktimin oğluyla inşallah bütün bir ömür beraber gülersiniz aynı yastıkta görüşürüz bu orospunun oğluyla güzel bir gelecek pek zannetmiyorum ama olsun inşallah olur Berk dur Berk Allah'ın aşkına dur Mesut'un götürüşü ki. Berk beni arkada çek desene. Niye lan ne oldu? Allah'ın aşkına. Desene bir dakika. Ama bir şey soracağım. Sen deli misin gerçekten? Arkadaşın mı? Kanka evet. Arkadaşın mı? Arkadaşız ya Mehtap. Hayır oğlum ben bu çocuğa bayıldım ya. Berk kirin o adam. Kanada var ya böyle kafamı sokayım orası bir çocuğa. Manyak amına koyayım. Oğlum Mehtap. Bir dakika dursana bir dakika. Mehtap. Hı? Biz her gün böylesini bulmak için bayrak atmıyoruz mu? Aynen böyle kral bir insan. Tamam işte bak bunu bulduk bunu arkadaş ekleyelim. Ekle beni bekle ben seni her gün çağıracağım odamıza. Ananı götürmez sikeceğim her gün. Tavuk döner ısmarlar mısınız bana? Ben ısmarlarım. Sen deli misin? Ya Asena sen de ismarlarız, sadece tek bir şey çekiyorsun. Sen deli misin? Deliyim ya. Evet deliyim ya. Deliyim arkadaş ya. Berk. Raporun var mı? Berk. Raporum yok. Senin var mı?
Raporum yok benim. Ben deli değilim ki. Sen de iyi değilsin benim ama. Hadi iyi geceler. Ya nereye Mettap? Beraber i̇yi yatarız. Dur kız ben de birazdan yatacağım. Berk. Berk. Hayat çarptı. Mettap yatak odasına su getir. Oraya bırak. Ben bir bardak su bırak bana. Gece sen boğazım. Sen dedin sikerim ha. Gece boğazım şöyle. Lan Berk. Efendim Umut. Siktir git ağzını işletme Berk. Mettap. Lan bir dakika dur Berk. Bakarız. Söz vermeyeyim Mettap. Bir bakalım. Yo bir denenir. Bak lan açıyor fantazilere bir deneriz onu. Bu gece olmayabilir ama. Efendim Umut. Ağzını işemesini mi? Ha öyle dedi ya ağzını işeyebilir miyim dedi. Ben de bilmiyorum dedim. Hani bakalım evliliğimizde yani ilişkimizi çok riske atmak istemiyorum. Ya, belki de öyle ağzına, bir şey olsun. Ağzına seksi oluyor. Ağzına seksi olur mu? Sen de amına koyayım bir seksi olup bir şey öğrenmişsin. Fındıklı falan. Bak görüyor musun? Senin sevdiğin kız fındıklı ishallikten bahsediyor. Iy, iğrenç. Senin oğlum tamam işte mal gerizekalı. Bak ishal oldun tamam mı? Mekilek gibi değil tamam mı? Ya ağzına ne kadar iğrençleştiniz ya. Ne kadar iğrençleştiniz. Böyleyiz kabul edersen. Ben sizi kabul ederim de siz beni sevmediniz. Sen çünkü delisin, raporlusun. Berk, evet, Berk, deli olabilirim bazen. Her gün sana var ya bak tavuk. Yok abi yok tamam ben yavaştan ne? Müsaade edersin. Her gün sana tavuk ısmarlayacağım. Bana deli her dediler. Her gün sana tavuk döner ısmarlayacağım. Beni pek sevmediler abi yok zorla olacak bir şey değil. Gerçekten. Bir şey şu eteğin altındakini, şu eteğin altında taşıdığına saygı duy lan bari. Berk, lan Berk tavuk döner anayına bundan kesip vereceğim sana. Aşaklarıma mı saygı duyayım ablan yani bu mu yani? Gel aramıza dur. Yok abi yok yok. Ben daha fazla sizi rahatsız etmeyeyim. Ben sevilmedim burada. Hani bari size... siki taşıyorsa ben ona göre davran. Göt. Anlayamadım abi. Sik taşıyorsam ben ona göre mi davranayım? Ne yapayım? Yarrak yürek hareketler yaptım işte. Sik Berk sen tam bir orospu bir şeyciydin. Beni sevmediğiniz için Berk, tam bir orospu Allah da size bildiğiniz gibi inşallah gönlünüze göre versin. Bak gördünüz mü? Ben hala dualarla gidiyorum. Bu Umut Bey tamam. Hala bana küfür ediyor. Tamam kardeşim. Hadi hakkını helal etsin. Bu gece gece işte gece gece bir insan kalbi kırıldı ve kırık bir kalp bu gece gidecek yatacak uyuyacak. Tamam hadi hakkını helal etsin. Git uyu orospu bu çocuğu delip. Bak hala orospu çocuğu diyor. Özür dileyin birbirimizden tamam, özür dileyelim. Birbirimizden özür dileyelim abla. Hakkını hiçbir şey birbirimizin hakkına girdik abla. Bu öbür dünyada bırakmayabilir peşimizi. O yüzden birbirimizle helalleşelim. Tamam ilk sen. Çok ciddiyim abi bir şey yapmadım. Dur bir. Tamam ben özür diliyorum. Ama özür dilerim. Sen var ya en çok Umut'tan özür dile. Sen çok kötü tamam. Küfürler ediyorsun. Önce Asena'dan. Asena sen var ya aşk sarhoşu. Mettap bir dakika dur ben de geleceğim. Asena ben senden özür diliyorum önce. Kabul ediyor musun? Ben kabul ettim hadi bakayım. Tamam Mettap ben senden de özür diliyorum. Kabul ediyor musun? Bak bana söyleyeceğim. Hayır. Hayır. Umut'a küfür edersen o zaman ben sana beddua ederim. Tamam. Ben Umut da benden özür dile sana. Umut ben senden de özür diliyorum Umut. Kusura bakma. Tamam ben de senden özür diliyorum. Böyle özür dilersin işte o Rospu'nun evladı ha. Adam olacaksın böyle. Hadi bakayım şimdi siktir gidin yatın. Ananı sikerdim yoksa özür diletmesem. Sikim gördün mü? Asena sevgiline dizlerime, ayaklarıma kafandırttım özür dilettim Asena. Ulan sende sik mi yok? Pipin yok mu senin? Biraz taşağının ağırlığını hareket etsene diyor ya. Pipi ne lan? Pipi ne lan? Niye pipi demiyorum ona? Bu küçük. Benim bamya. Bamyan da var senin. Evet. Aa bamya diyor. Lanım benimki yarrak. Adıyla yanı da yarrak. Akıllı ol. Benimki Charmander'ın böyle son böyle ışığı sönüyordu ya böyle kuyruğundaki ateşi sönüyordu. O halde şu anda tam böyle. Mesela at şunu ya of. Git annen senin ateşini söndürsün haydi. Tamam Umut'un annesi burada yardımcı olur. Geldim hayatım. Senin bacınım. Bir tane daha Umut'tan yapalım mı istiyorsun? Tamam yapalım ama bir tane daha böyle bir orospucu dünyaya getirme ya. Üfür. Sana ilk vallaha bak burada raporlu. Asena. Oğlum, bu Umut var ya bana özelden ne yazmış biliyor musun? Bana özelden ne yazmış biliyor musun? Ben farklı deneyimler peşindeyim. Beni ekle yazmış. Nasıl bir deneyim peşindeyim? Umut. Umut mu yazmış? Aa bu çocuk yoksa öyle böyle mi? Olabilir belki seni denemek istiyordur şimdi. Belki de ben buna yüz aynen, versem aynen. Seni belki siktir edeceğiz hayatımızda. Tamam canım bir yüz verin. Seni siktirim baba. Tamam bak, hadi bir yüz ver de. Vereceksin mi bana? Bak seni siktirim falan bak, diyor. Diyor. Beni tercih ediyor. Kudur. Tamam işte. Tamam bir ver de tamam, hadi gönlüne. Tamam işte vereceksin. Beni tercih ediyor. Beni tercih ediyor. Tamam işte seni günlük orospunu yapacağım.
Seni günlük orospum yapacağım. Mehtap, Mehtap öpüyorum seni. Hı? Sen yat artık, yatarsın. Ben de anneni öpüyorum, anneni. Mehtap öptüm. Öp. Vatini götür, ben sikerim oru. Asena. Seni sikerim amına koyduğum için. Bak ben mumutu sokarım. Kızla uğraşma lan oru. Tokatlarım. Utancından bir daha semte de giremez abi çocuk. Tokatlarım ha. Geliyorum lan dedim ya, bekle. Konu mu? Ananın. Ana ana deyip durma bak. Çöz ya. Oğlum buralar ne olmuş böyle ya? Buralar ne olmuş ya? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Biraz daha düşün hocam neydi diye. Ne gibi? Ya bir selam alamadın yani 1,5 saatte. Kanka etkinlikteydim, sesin geldi. Baba yanında. Etkinlikte misin? Cuma mı kıldırıyorsun anlayamadım. Yani aleykümselam diyeceksin ya. Neyin etkinliği amına koyayım bu saatte? Bir yerde konser var mı? Biz mi bilmiyoruz yani. Söyle biz de gidelim, katılalım etkinliğe. Kanka çok Allah'ın selamını almak istiyorsan buyur geç cemaatin başına. Namaz kıldır. Ne alakası var abi? Geldim sana selam ver. Aleykümselam. Aleykümselam. Bak yine geç verdi, gördün mü? Bak yine geç verdi. Senin ismin ne? Slime? Slime mı? Ne box ismin varsa. Slime. Amaç ne senin? Slime Erk. Tamam ben sana Sla diyeceğim. Sen layıksın ona. Dostum amaç senin, ne? Senin derdin ne dostum? Sen niye bu insanların selamını almıyorsun gecene bak? Senin derdin ne oğlum? Kafam mı kırık senin? Yok senin olayın ne yani? Benim olayım ne biliyor musun? Buralar çılgına dönmüş ya. Cümleten selamun aleyküm. Herkese selamun aleyküm. Bu selamı almayanlar, mikrofonu açalım. Mikrofonu açalım. 3 deyince mikrofonu aç. 3. Tamam 4 deyince aç o zaman. 4. 4 deyince selam al. 1, 2, 4. Bir daha. Aleyküm selam diyeceğim. Nasılsın Hacı? Heh. Nasılsın abi? Eyvallah, sen nasılsın? Güzel, direktif duyuyorsun. Şimdi sana bir ses frekansı göndereceğim. Bakalım duyabilecek misin? Hazır mısın? Neden? Duydun mu? Kulak burun boğaz doktoruyum ben de. Şunu duyuyor musun? Duyuyor musun? Şöyle aç ağzını ver. Ağzını aç, dilini çıkar bir de bakayım, anlayacağım şimdi oradan. Yok. Dur bakalım. Şu galiba şu. Bir dakika. Bu mu? Bir daha yok de. Yok. Dur bakalım şu galiba. Doğru mu? Bilmiyorum. Bir şey de ninay noy. De bakayım bir. Loy. Hoy ninay. Kaç olacak şimdi? Bir hoy ninay de bakayım bir. Hoy ninay. Hoy ninay. Şimdi şey de yap bakayım bir. Nasıl yapayım ben? Yap. Yok valla benden çıkmaz. Şey yap o zaman. Cik ötüğü vermiş. De bakayım. Yok babam yok. Ne var sende? Senden çıkan bir şeyler ver. Ver o zaman. Kocamacı müzik söyleyeyim. Öyle. Aman söyleyeyim sana. Öyle. Aklıma gelmiyor vallahi. Bir tane yapıştır be. Vallahi ben söyleyemiyorum aslında. Şimdi senin ses aralığın C. Onu bir söyleyeyim. Neymiş? C'dir. Heh. Bundan sonra okuyacağın Türkiye şarkıları C tonundan. Orkestraya rica edeceksin. C'den çalacaklar senin için. Anlaşıldı mı?
Sanki şarkıcıyız, öyle yapalım. Seni şarkıcı yapabilir mi istiyorsan? Yok Allah'ım. Oğlum bize neredeyse iyisin. Bir kere öksürür müsün benim için? Öksüremem valla, nasıl öksüreyim? Bir boğaz temizle ya. Bekle şimdi sigara içmeye gideyim. Müsait değilim burada. 10 saniye 20 saniye bekle. Sen neredesin ki? Nerede? Ha, 20 10-20 saniye sonra öksüreceğim mi kesin? Bekle bekle diyorum. İstiyorum o öksürüğü. Sesim geliyor şimdi. Sesin geliyor. Hacı valla ben müsait değildim orada, o yüzden konuşamadım. Sen neredeydin ki abi? Ben valla uzanıyordum. Şimdi çocuklar mocuklar yatıyor bizim, yani kardeşlerim. Bir de hani biz yan yana yatıyoruz, biraz kalabalık. Şimdi konuşsun rahatsız olmasın. Anladım abi. Kaç kişi peki evde kalıyor? Valla kaç bak. 7 kişi. 7 kişi. En büyükleri sen misin? Yok, ben 4.'üyüm. Yaş kaç? 22. Oğlum sesin hiç 22 gibi gelmiyor ya. Sanki 32 gibi geliyor sesin. Yok işte çok sigara içiyorum. Ondan. Baba çok sigara... Biraz azalt sigarayı o zaman ya. Ya valla doğrudur da bırakamıyorum ki. Ama sabah kalkıyorum direkt iki tane yakıyorum. Bir de tütün içiyoruz. Oo, biraz şey oluyor. Boğazlarını yok eder ya. Valla ama ne bileyim. Ama bazen insan bazen şey düşünüyor ya, böyle hani hiçbir şeyi takmaz. Evet. Ama artık oradayız valla. Ne olursa olsun. Niye, hayırdır, ne oldu ki hiçbir şey takmayacak boyuta geldin? Ya zaten hayat öyle değil Allah aşkına. Ya biraz öyle bizim de için yani. Yine de niye bıraktın yani bir anda, onu anlayamadım. Vallahi bu çok uzun mevzu ya. Gönül sen işi mi? Sen boş ver onu. Sen ne yapıyorsun? Yo merak ettim ya, hani. Biraz ona yakın. Gönül işi mi yani işin sonunda? He biraz ona yakın gibi yani. Tam o değil ama onun gibi. Baba vallahi merak ettim ya şu an. Ya valla anlatırım çok uzun inan ki. Bak şimdi birazdan da ezan okunacak, zaten namazı kılacağım. Yok tek Oğurup cümleyle yatağım. Geçemez misin? Merak ettim. Valla tek cümleyle, benim mallığım yüzünden yani her şey. Ama ben yapmışım. Aldatma falan mı yaptın? Yok valla kızlar aram o kadar iyi değil. Ama nasıl söyleyeyim, kızlarla konuşmayı bile bilmiyorum. Hani insan nasıl böyle, nasıl diyeyim, ama arkadaşlarıma nasıl konuşuyorsam kızlara da öyle. Ha biraz değiştiremiyorum kendimi yani. Ha kaba. Biraz böyle konuşuyorsun. Kaba gibiyim he. Sonra hemen gidiyorlar sonra. Valla bu saatten sonra kendimi değiştiremem inan ki. Mesela arkadaşlarına nasıl konuşuyorsun? Aferin. Valla arkadaşımla nasıl konuşuyorum? Çok, ben normalde çok konuşmam aslında. Mesela biz bir ortama gidiyoruz arkadaşlarla. Hiç konuşmam. Niye baba? Ya ne bileyim, böyle yapmacık geliyorlar bazen. Hele bir de arkadaşım yanında arkadaşı varsa çocuğa kilitleniyorum, daha hiç konuşmuyorum yanındakine. Çünkü karşıdaki insanı çözmeye çalışıyorum. E sen önce çözmeye çalışıyorsun, ondan sonra baktın iyi bir adamsa mı konuşuyorsun, muhabbete geçiyorsun? Yo, iyi olsa yine konuşmuyorum valla. Ne istiyorsun ki sen? Bak sana şunu söyleyeyim. Ben bir şey istemiyorum ama ben tekim zaten. Bak şu yaşıma kadar tek bir tane arkadaşım var. Ama başka hiçbiri yok. Onu ne zaman yaptın? O da lisede. Lisede zaten konuşmamı şey yapayım biraz. Aslında lisede çok iyiydim. Yani
ortamımız olsun, kızlar olsun, erkekler olsun aşırı iyiydi. O arkadaşı da orada edindim zaten. Ondan sonra hiç olmadı. Liseden sonra. Yani yapmak istemedim. Şu an üniversite okuyorum mesela. Şu an Giresun Üniversitesi'nde okuyorum. 3. sınıfım. Üniversiteden de hiç arkadaşım yok aslında baktığımız zaman. Ne okuyorsun? Artık insanlar böyle iktisat okuyorum. Ya zaten bölüm tırt. Hani öylesine okuyorum. Belki biliyorsundur. Hani iktisat, işletme. Bunlar boktan bölümler. Yani birazcık sana bakar o bölümler. Ya bana baktan ziyade bazı üniversitelerde okuman lazım onu. Hani gidip de Giresun Üniversitesi'yle başka bir üniversiteyi bir tutamayız. Köklü bir üniversiteyi. O yüzden tırt yani. Ya işte zaten diyorum şu kendini geliştirdiği zaman o bölümlerden de hani çıkıyor ya. Ya ben diyorum zaten insanlarla konuşmayı sevmiyorum. Kendimi ne kadar geliştirsem de ben yine bir kişinin altında çalışacağım. O yüzden bu bana göre değil. Ben de diyorum 4 senemi okuyayım. Diplomayı alayım gideyim askere. Ben çok dedim babama. Dedim ama şimdiden gideyim askere beni göndersinler bir daha gelmeyeyim. Yok. Diyor oku en azından rütbeli o. Ben de nasipse işte gideceğim askere. Askerde kalayım diyorum. Çünkü artık inan Allah'a ne geliyorsa ama bizim gibi insanlardan geliyor. Hani insansa tamam. Geliyor yani. Güzellikleri de var ama çoğu da kötüdür. Tamam da şimdi orada da yine iletişim halinde olacaksın. Ömrünün sonuna kadar tek mi yaşayacaksın? Evet. Valla fikrim öyle. Ama göndersinler böyle ne bileyim doğuya mı yönlüyor böyle göndersinler ama beni bir dağa bir karakola tamam. Orada kalayım sonumuz ne olursa ama artık. Gönül işi dedin ilk başta. O gönül işlerini de geçmişim artık zaten. Niye bak, canım? Üniversite okuyorum bir kızın elini bak lafını bala kestim. Üniversite okuyorum daha bir kızın elini tutmamış. Tutmam da yani. O kadar geliyorlar. İşte arkadaşım var bir tane yani sınıftan arkadaş. Arada kantine gidiyoruz. Diyor hani Sofi diyor işte bana okulda Sofi diyorlar. Böyle biraz daha öyle takıldığım için aslında hani namaz niye falan. İşte hani niye böyle niye böyle konuşmuyor falan. Baba ters geliyor bana. Yapamıyorum yani. Hani değişik çok saçma geliyor. Allah Allah ya. Ama illaki bir yerde muhatap olacağım biriyle senin de karşına birisi çıkacak yani. Ya nasip kısmet ama bakalım. Yazıda ailem diyor seni evlendirek diyor. Hani belki ne bileyim yaşın geldi falan filan ama. Bilmiyorum aslında bir yandan da düşünüyorum hani evleneyim çünkü çocuğum olsun. Yani bizde böyle hani sen neredesin kusura bakma bir de sordum ama. Ben Sinop. Ben Sinop. Hani biraz daha doğu tarafına baktığın zaman ne diyorlar bizim genelde aile. Ben Bitlisliyim. Yani tahmin ettim biliyor musun Bitlis olduğunu? Vallahi ya klanda zaten Bitlis yazıyor. Belki oradan görmüşsündür. Hani. Oradan da gördüm doğru. Ya bizimkiler biraz daha hani diyor evlen, çocuk sahibi ol. Hani biraz daha kalabalık. Hep alışmışız ya o yüzden. Hani evlen, çocuk yap tamam. Bu kadar ya. Yani. Sevdiğin bir kadınla evlensen mesela seni hayata döndürür ki o. Vallahi sevdiğim. Ya sevdiğim de çok. Benim sana dedim ya benim mallığım yüzünden. Ama ben çok saflık yaptım. Dedim ya sana lisede hayatımız çok şen şakraktı. Böyle herkese takılıyoruz. İşte lise döneminde o kızı tanımasaydım. Başka bir dönemde tanısaydım. Belki şu an böyle olmazdım. Daha ne bileyim daha böyle kendi içime kapanık olmazdım belki. Ben senin olayını bak, anladım ben şimdi. O kızı sen ayrıldıktan sonra sen komple mi içine kapandın? Aynen öyle. Bak yine benim hatam. Ben ayrıldım ama yine kendime atıyorum bütün suçu. Karıştırat asla suçu bulmuyor. Tamam git özür dile bir daha barış evlen hemen. Baba yemin üstünden 6 sene geçmiş. Oy. Bak işte 6 sene düşün. 22 yaşındayım. 6 sene çık. Kaç ediyor? 16 13. yaşında. 16 yaşından. Yo 22'yim 6 sene çık 16'dır. Doğru ben yapma hesaplayamadım. He. 16 yaşımdan 22 yaşına kadar daha bir kızla hiç konuşmamışım. Yani içimden gelmiyor. Bak yemin olsun. En güzelini getir, yolda dönüp bakarsın. Hala aklın o kızda olduğu için mi gelmiyor yoksa? Evet. Sen o kızı silemedin bak, oyundan yani. Geçen bayrak attın. Aynen öyle. Bayrak attım bir tane kız geldi. Allah var güzel. Allah sahibine başlasın. Kızla konuşuyoruz ediyoruz falan. Kız durdu dedi Instagram'ını ver.
Dedim hayırdır yani durup dururken ne nedir yani, bak kızların fikri bile ne bozulmuş. Öyle bir devirde yaşıyoruz, kız erkekten Instagram'ını istiyor. Hani bu da beni çok tersime gidiyor. Ya bana terstir yani. İşte öyle konuştuk. Yani de. Yok. Kız bana göre terstir. Tık kızla konuşuyorum, tık aklıma yine o geliyor. Yani her şeyde aklıma gelir yani o kız. Şey olduğum yani, sevdiğim. Peki bir şey söyleyeceğim. O kız şimdi evlendi mi? Vallahi hiç haberim yok. Oğlum küçücük yer zaten. Nasıl hiç haberin yok ya? Yok bak, ben İstanbul'da oturuyorduk. O zaman liseyle İstanbul'da okudum ben. O da İstanbul'daydı. O da Ağrı'da normalde. Neyse işte o benden bir yaş büyüktü. Biz 12. sınıfta falan şey oldu böyle. Yani daha samimileştik. O sonra üniversite sınavına hazırlandı. O Akdeniz Üniversitesi'ni kazandı. O zaman ayrıydık zaten. Hemen bu kazandı. Hiç yazıp hep böyle profiline giriyorum. Fotoğraflarına bakıyorum. Gizliydi bir de. Profil fotoğrafını SS alıp böyle küçültüp bakıyordum bak. O kadar seviyorum yemin olsun. Neyse. İşte o Akdeniz Üniversitesi'ne gittikten sonra bizim bir arkadaş vardı. Yine bizim üniversiteden. İşte benim böyle tavırlarımdan anladı. Hani dedi, hayırdır bir şey mi var falan. Böyle konuştuk, sohbet muhabbet. Normalde kimseye anlatmam böyle. Neyse anlattım buna. O da dedi dur dedi ben bulurum dedi. Akdeniz Üniversitesi işte gruplara yazdı. Telegram'dır falan. Hani dedi bu kızı tanıyan var mı? Yok, kimse çıkmadı. Ulaşamıyoruz yani. Instagram'ını falan da kapatmış. Öyle evini falan da bilmiyorum. Ha bilseydim valla giderdim. Ha kız komple kapattı diyorsun. Ne zaman kapattı peki? Kaç senedir? Valla kaç senedir? Allah ölem. Daha bir sene olmadı. Bir 8-9 ay olmuş. Yani bulmam zor. Ha bulsam bak. Mesela bizim bir Hacı abi var işte, onunla konuştuk böyle. Bana dedi en azından dedi hani git dedi kızla konuş, bulabilirsin. Hani sana hayır dese bile en azından sen başka kişilerle beraber olursun. En azından kendini yemezsin böyle içten içe. Dedim valla doğru söylüyorsun da hemen bana hayır dese bu sefer ben daha kötü olurum dedim. Belki yani Allah muhafaza ama, ne bileyim bana. Ne yapacaksın? Heh, söyle. Allah muhafaza ne? Yo ben böyle biraz şeyim, nasıl diyeyim sana. Ufak bir şey olsun ama böyle kendimde suç aradığım için hani böyle başta da sana dedim ya hani böyle canımın kıymeti yok. Evet. Yaparız bir şeyler yani, ben öyle düşünüyorum. Hani tamam düşündüğüm çok cahilce bir şey. Herkes söylüyor diyor sen bu cahilliktir kendine zarar verme. Ama elimde olan bir şey değil. Bak yemin olsun. Oğlum manyak mısın, kendine neye zarar vereceksin? Evet. Belki de hayatında birisi ya, var şu an o kızın. İşte benim beynimin artık bu böyle. Ben ufak bir şey oluyor mesela. Ailemle tartışıyoruz. Baba gidiyorum sigara içiyorum. Ben canım sıkılıyor tık sigarayı. Ben değişik yani, anladın mı? Hani canıma böyle hiç şey böyle bir anda acı verecek, ben onu unutacağım. Ya şu an karşı karşıya gelsek desen yemin olsun bak. İsmin Sofi, namaz kılıyorsun ediyorsun. Dışarıdan gören beni demez ki sen namaz kılıyorsun. Hani biraz daha böyle şeyiz. Değişik ya. Anlatsam da cahil şeyler. Ama işte yapıyorum hali. Bir kere silinmiş aklımıza o kadar. Sen bence ne yap biliyor musun? Evet. Sen yeni bir insanla tanış. Yeni bir kızla hayatını al. Yo abi sen yemin olsun hem aklıma geliyor. Olmuyor ki. Olsa valla çok denedik. Tekrar ben bir kızla bak. Şimdi insan... İnsandır yani, gidiyor bir kızla takılıyor, konuşuyor. Ya ben bakıyorum, hem aklıma o geliyor. Sonra diyorum ben ne yapıyorum? Kendime de yediremiyorum. Oğlum şimdi zaten. Adamı kırmadan nasıl çıkacağım ben bu hobiden ya? Yapma ama işte olmuyor. Anladım. Bir kere gitmiş. Vallahi üniversite falan filan da geçer de iş hayatına girince belki toparlarsın. Vallahi inşallah ama zor. Saat de geç oldu. İnşallah ya Allah. Uyumuyor musun sen? Valla yok ya. Biz hep böyle geceye kadar uyanıyoruz. Biz arkadaşlar vardı ya oyunda. Valla oynadık falan, o çıktı. Ben dedim öyle birkaç bayrak atayım. Böyle sohbet mi? Anladım. Sen ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Hep benden konuştuk ya. Ben ne yapayım ya? Ben de boş adamım işte. İş yok, okul yok. Estağfurullah. Okulu bıraktım.
Yok. He, pandemi falan filan bizim işlere çok vurdu. Bizim sektör. Sen kaçta bıraktın okulu? Okulu ben 2-3. Senede bıraktım ya. Peki yaşın kaç şu an? Şu an yaşım 24. Oo, bir işte vallahi evlilik falan yok, yoksa düşünmüyorsun? Evlilik yok. Şu anda bekarım. Ama zaten bize, bize kimse varmaz. Neden? Ya baba, insanlar artık birazcık değişmiş. Başka şeyler arıyorlar ya. Anlatabiliyor muyum? Benim ne derdim, bambaşka bir derdim var ya. Eyvallah, doğru. Yani problem, sıkıntılar var. Yani senin şimdi derdin büyüktür belki, eyvallah, ama yani senin yerinde olmak isterdim, hani şükrederdim yani. Anladın mı? Doğru. Her insanın derdi ayrı. Eyvallah. Yani yine de sen hani böyle istersen her şeyi yapabilirsin. Ben mesela her şeyi yapamam yani. Vallahi çok özel değilse ama söyleyebilirsin. Bende hiç sıkıntı yok. Dinlerim yani. Yani abi şöyle söyleyeyim. Tamam, sen sevdin ettin falan filan ama başka bir insanla da olabilirsin mesela. Evet. Yine de yarın bir. Senden alsın. Sen... Benle olmuyor abi işte. Neden? Hani ne olmuş olabilir? Bilmiyorum abi. Allah Allah. Kuş uçmuyor diyeyim, sen anla. Allah Allah. Ha, gencecik yaşta. Yani haline şükret falan. Baba doktor, bir tane doktora gittik, azarladı bizi. Vallahi. Üroloğa gittik, açtı falan. Bu ne lan amına koyayım falan dedi ya. Bu ne ya falan yaptı böyle. Birazcık hor gördü orada. Yani yine sen anladın mı? Hani yine sevmişsin. Belki yarın bir gün yine seversin. Anlatabiliyor muyum? Sen de hani o enerjiyi tuttun mu olur. Ben de öyle değil abi. Vallahi ben sana şunu söyleyeyim. Benim görüştüğüm yani, bir kız vardı, şimdi bana kanka falan, kankuş falan demeye başladı. Sen anla yani durumun ciddiyetini. Allah Allah. Vay. İnsanlar bak, sevgi yaşla değer vermiyor. Vallahi doğru, ama bazı insanlar da var biliyor musun? Çok müste, yani çok nadir ama bak mesela benim düşüncem şudur. Ben mesela o kadar çok cinselliğe önem vermem. Eğer sevgi varsa harbiden. Ama işte o da çok zor. He, Allah her insana ayrı ayrı dert vermiş. Ya şükür abi. Şükür Allah'tan geliyor. He, derdi veren dermanı da verir. He, veyahut da öbür dünyada. Belki senin sınanman bu şekildedir. Senin burada yapman gereken asla Allah'a karşı gelmemek. He tamam, çok zor bir durum. Allah'a yok abi, harbiden gelme, zor bir durum. Öyle bir durum yok aşağı, bizim hani şeyimiz yok. Yine de insanız, yaşıyoruz işte abi, ne yapalım yani. Ya insan bazen yiyesi düşer. Hani mesela, şöyle bir laf ya, var, çok özür dileyerek söyleyeceğim. Hani dert çük gibidir, herkes en büyüğü ben ne zanneder diye bir laf var ya. Bendeki mesela en küçüğü bendeymiş gibi oluyor böyle. Bana uyarlayınca. Vallahi zor bir durum. İnan ki harbiden. O yüzden kafana takma kanka. Sen yarın bir gün yine mutlu olursun. Gülersin, kırlarda koşarsın, eğlenirsin. Çoluk çocuğun olur. Adam sen de yap işte ya. İşte ama olmuyor sen baba. Olsa de... amına koyayım. Olmuyor. Bak küfür bile yapamıyorum. Amura, amura diyorum mesela bak. Onu bile koyamıyorum. Ağzımla bile yapamıyorum. Sen anladın mı yani durumu? Çok özür dileyerekten. Açık açık söyledim. Vallahi ben konuşmayı pek bilmiyorum valla. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Kusura yok bakma abi, ama. Yok abi estağfurullah. Seni de ben sabah sabah darladım ya. Sen kusura bakma. Yok yok vallahi billahi. Yok hiç sıkıntı yok valla. Bazen insan zaten derdini anlatacak. Böyle içi rahatlasın ama işte bende yok o şey. Yani ben nasıl rahatlatacağımı bilmiyorum. Ya yine bakma. Şöyle bir şey var. Yok estağfurullah. Şimdi birbirimizi tanımadığımız için rahat rahat anlattık. Normalde benim bunu böyle bilen olmaz yani etrafımda. Hayır, anladım. Vallahi doğru. O yüzden hani bir samimi geldi. Hani demek istediğim günün sonunda yine kendini sen salma, anladın mı? Yok kendime zarar verin falan filan. Gerçekten değmez yani bazı şeyler. Sen yine kendi önüne bak ya. Yolun açık senin ya baba. Harbi söylüyorum bak. Yine yarın bir gün çoluk çocuğa karışırsın. Şükür et yani, anladın mı? Hepimiz şükretmeliyiz tabii ki ama. Evet, herkese vallahi doğru dedim. Öyle abi, şimdi yalan yok, 3 günlük dünya.
Eyvallah. Sen askere gittin yoksa? Pembe mezar pembe mezarlık diyorum ya. Pembe mezarlık gördüğüm rüyamda o şarkı geldi aklıma da. Pembe tezkere aldım. He. He. Peki sen harbiden şarkıcıydın yoksa hani müzik falan çalıyordun ya arkada? He var var şarkı var. Öyle çalıyorum. Sen çalıyorsun onları. Neydi? Gitar mı çaldın, piyano mu çaldın? Gitar değişik çaldım. Bir şeydi. Gitar. Ses analizi falan. Valla iyiydi yani. Çalabiliyorsun ha. Valla deniyoruz ya bir şeyler. Sesin güzel mi bari hani şarkıda? Ya ben ötüyorum yani. Biraz söylemeye çalışıyorum. Ötmeye çalışıyorum kendi çapımda. Kuş ötmeyince ben ötüyorum. Ne yapayım? Estağfurullah. Ama valla enerjini sevdim valla. Allah iyi yani. Eyvallah hani başka olsun. Bir insan olsa enerjisi böyle olmaz. Valla çok iyi. Ben çok beğendim. Valla ben de çok memnun oldum. Şimdi müsaadeni isteyeyim ben bir. Yavaştan. Tabii estağfurullah. Seninle tanıştığına çok memnunum. Kendi dertlerini o yüzden hani şey yapma anladın mı? Sakın kendini salma yani. Daha güzel bir hayat gelecek önüne. Allah razı olsun. Allah'a emanet ol. Sen de Allah'a emanetsin. Allah kalbine göre versin. Dikkat amin. Et inşallah. Hayırlı amin. Geceler. Amin kardeşim. Sen de aynı şekilde. Görüşürüz. Sağ olasın. Allah'a emanet. Ya amına koyayım çocuğa moral vereceğim diye ben ne yaptım kendime ya? Baba çocuğu ben nasıl tekrar dünyaya döndürürüm diye amına koyayım. Ama çocuk var o şoka girdi yemiyorum şükrediyor şu anda. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ulan düşündüm bu çocuğu nasıl dünyaya geri getiririz falan filan niye? Abi adama şimdi ilk anlattı falan içimiz dağlandı falan filan. Şimdi bunu bir anlattı şükür namazına gittiririm. Ya gerçekten vallahi ne yapsam bilemedim yani. Ancak aklıma bu geldi işte ne yapayım. Tamam biraz moral vereyim istedim ya. Biraz moral motivasyon olsun istedim yani. Bana böyle moral oldu diye. Ya böyle olsaydı hesabı. Yalan dedi tabi oğlum ya. Sen rahat da kal hocam ya. Lollipop cover yapamam abi. Lollipop cover yapamam. Size bir şarkı söyleyeyim. Oradan da kaçayım. Size bir şarkı söyleyeyim oradan da kaçayım. Babalı hoş geldin. Bu robot ne harbiden ya? Bu lobide bu robot takılıyor sağa gidiyor sola gidiyor amına anlayamadım. Abi ezan okunuyor diyenler bir kalkıp bir namazını kılsın madem ya. Tekme mi atayım? Ne? Jüzsü büyücüleri Erengel'imi ziyaret ediyor. Ya bu ne diyor? Kafa açacak şimdi. Ha onu bir deneyeyim tamam dur bir dakika deneyeyim.
böyle gitmez diye konuştum tüm gece sadece. Duygu yok içimde hiçbir yerde. Kimse yok derinde, en derinde. Sabrettim diye gelme üstüme. Bir yerde üzülete. Hep sustum sonunda. Dayanamazım sen buna. Değmezsin anladım. Sen yoktun yanımda. Konuşamadım bir daha. Dönmezsin anladım. Bir daha dönmezsin anladım. Sen yoktun yanımda. Kaybeden değmezsin anladım. Sen yoktun yanımda. Konuşamadım bir daha. Dönmezsin anladım. Hep sustum sonunda. Dayanamadım sen buna. Değmezsin anladım. Sen yoktun yanımda. Dönmezsin anladım. Kaybeden bence ben olmadım. Bir daha dönmezsin anladım. Maç tacısın buradasın. Buradasın maç tacısın. Güzel. Lobi PUBG lobileri hala dengesizlik var. Hala daha arınamamış yani. Bazı sıkıntılar var. Lobilerde hala daha var. Normal ama. Orada her zaman olacak bence yani zaten. O konuda sıkıntı yok. Güzel de hala sarıyor lobiler. Birazcık daha oraya fokuslanmak lazım. Tabii ki ara ara bakacağım oralara, ara ara bakacağım. Hala bırakmadım yani. O bir kolumuz hala o karanlık katmanın içerisinde yani, merak etmeyin. Yani girdim mi hemen şey yapabiliyorum yani. Adaptasyona hızlı bir şekilde atlatabiliyorum yani orayı. Baş tacısın. Üstümdeki elmasın ne lan? Yarın yayın var, söz ver. Verme abi bir dakika söz ya. Dur belki işim var amına koyayım yarın. Ağlıyorum anne. Başka şarkı çalayım ya. Aynı tondan sana ben şey çalayım. Aynı notadan. Sıkılmıştım ben de biraz. Hep aynı yerde durmaksan. Yanında olmak varken hep arkanda koşmaksan. Beni bu kentte tutan
bazı değil, gençmişimdir. Sen nasıl gidiyorsun? Hep merak etmişimdir. Yarın sabah geri gel.